Hoş geldiniz. Ben işte izlediyseniz e, geçmişte böyle insanların daha ilkel, daha doğrusu sürülmüş olan e, insanların bir bölgeyi 10 kişiden nasıl bir uygarlık kurduğunun başlangıcını izlediniz. E, bu arada ben Şefik <laughs> ve bu da Sims'ti. Hemen bir iki ayara bakacağım çünkü bir iki şey deniyorum bu yayında. Hemen bir bakayım. Problem olmasın. Hımm e, Mesela kendi yayınımı göremiyorum. Öncelikle Sims'te oynuyoruz. Ee, şöyle bir olayımız var. Ben oynuyorum, sizliyorsunuzdan ziyade şöyle bir şey yapayım dedim. Ee, son bir kişi. Evet, bu ben şehri yaparken sizin fikirlerinize göre ilerleyeceğim. Ee, öyle bir şey var. Yani siz söyledikçe bazı şeyleri yapacağım. Şu an et yayındayız. Onda problem yok. Arkadaşlar chatte kavga etmeyin. <laughs> Oyunumuz açık. Evet ayarlarımda bir problem yok diye düşünürsek. Şimdi oyuna geçebilirim. Yalnız oyunun sesini ben biraz kısacağım. Çünkü çok geliyor bana. Ee, onu biraz kısayım. Size az da gelirse söyleyin. Evet, şimdi. Şimdi sıfırdan bir şehir açacağım. Öncelikle onu söyleyeyim. Sıfırdan kurarak beraber oynayacağız. Offline mod gelmedi. Oyuna hala. Ee, bu arada airship varmış. Ha bu vardı zaten. Şimdi önce yine bir şehir açayım ben. Bir tane level e, slotunda oynuyoruz zaten. Bu arada slot sayısı artmış galiba. Sekizdi sanki. Şu, ben bu arada bunu sıfırdan açayım. Belki gün gelir size beraber oynamaya devam ederiz. Nereden açayım tabi? Yeni bölge de eklenmişti sanki ya. Bu nasıl bir yermiş? Oo, Ortada bir göl, dağlık bir arazi var. Şu biraz daha düz bir yer. Burayı hatırlıyorum sanki. Oo, bu da çok ilginç bir yermiş ya. Şu kıyı mı denesem? Burada kaç, 4 tane Great Works varmış. 16 şehir varmış maşallah. Bu çok büyük yok, buna gerek yok. Şöyle 3 şehirli. Ya da tamam siz de gireceksiniz diyelim. 16 şehirli bir yerden başlayayım. Buranın adı da Multiplayer Will olsun. Private yapalım. Ben burayı size alırım belki. ilerleyen dönemde çünkü bunu hiç planlamadık. Şimdi next diyelim. Bu arada oyunu ben 4 Temmuz'dan beri oynamıyormuşum. Onu fark ettim. Baya bir skandal benim için. Çünkü bu oyunu deliler gibi beklemiştim. 14 14 diyorum. 4 Temmuz'dan beri oynamış olmam da nereden baksanız Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz 7 ay ediyor. 7 aydır oynamadığım bir oyunda neler değişti onları görmüş olacağım. Şöyle nasıl bir yer iki tarafı kıyı olan bir yer seçeyim cinslik yapayım mesela. Burada e, benzin. Benzin değil. Petrol ve su iyiymiş. Fena da rüzgar yokmuş. Yeraltı kaynağı yok. Peki burayı aldım. Tudor Isle diye bir yer. 50 bin dolarımız var. Hadi bakalım. Buradan başlıyoruz. Şimdi şunu da kapatalım. Şunu da kapatalım. Evet. Hala yüklüyor. Bu arada oyunu pencere modunda oynuyorum. Çünkü dediğim gibi chat açık olacak. chat hep açık olacak. Ben sizin dediğiniz şeyi şeylere birkaç temel şey dışında. Sizin tercihlerinize göre şehri şekillendireceğim. <laughs> evet böyle bir yer. Şimdi şöyle bir bakalım. Aa bir dakika tren tren. Hop yol çiz falan diyor. Çizeceğiz onları. Online modu bence iyi oldu arkadaşlar. Korsanı biraz da olsa engellemiş oldu. Yani %100 engellenmesi diye bir şey yok ee, korsanın ama. Bence online mod e, problem değil. Problem şu, şu alan. Yani bu kadar küçük bir alan olamaz. Tamam şehirler çok detaylı tasarlanmış. Büyük bir e, alan alıyoruz. Oraya 16 tane şehir kurabiliyoruz. Onları birbirine bağlıyoruz vesaire ama bu alan gerçekten çok küçük çünkü şimdi bu oyunda uzman değilim onu söyleyeyim. E, uzman olmamama rağmen e, bir şehri bayağı bir geliştirebilecek kadar oynadım. Bir kömür şehrim vardı. Beni izleyenler varsa bilirler. O kömür şehrinde bütün harita doldu. 2 milyon e, dolar diyorum ben bu oyundaki para, Hem ağza kolay geliyor. 2 milyon dolar param var yapacak hiçbir şey yok. Yani o parayı diğer şehre transfer etmek dışında geliştirecek bir şey yok çünkü. Alan yok. O yüzden e, bence oyunun tek problemi şu alanların küçük olması. Belki ileride büyür. Çünkü sürekli olarak geliştiriyorlar oyunu. E, Origin oyunu evet. Sims'de Origin'de olan bir oyun. Yalnız öyle de bir yer seçtim ki ben. Şöyle kurak bir girişi var. Ee, aslında çoğu yerde kanal. Ya bu arada baya küçük geldi gözüme bu ya. Bir yol çizmediğim için boş alanda baya küçük gözüküyor. Bu arada çözünürlüğü falan da değiştirdim ben. Sims 4'ten farklı. Şimdi. Şuraya bir e, zoom yapalım. Bu arada şöyle bir şey deniyorum ben yayında. Bu e, teknik bir detay. Çalışacak bilmiyorum yani çalışması lazım eğer e, multiplayer'a Twitch üzerinden subscribe olursanız yani aşağıda yazan e, üye ol yazıyor olabilir. Türkçesini bilmiyorum. Abone olabilir olabilir. Üye olursanız ekranda adınız çıkacak ve galiba bir alkış sesi duyacaksınız. Uzun bir alkış sesi. Böyle bir şey deniyorum. E, biri ben oldum da olmadı derse çalışmadığını anlarım ya da zaten direkt ekrana yansırsa siz de fark edeceksiniz ki bu sistem çalışıyor. Manhattan kurulabilir. Ortada doğru demişsin valla. Tam şu bölgeye bir çalışma yapılabilir. Öncelikle ben şu map'i bir düzelteyim. Ve şuradan yol çizmeye başlayayım. Yalnız hakikaten hiçbir şey hatırlamıyorum ya. 3 gidiş 3 geliş bir yolumuz var. Oyun şu. Bu arada Sims'te hiç bilmeyen de vardır. Onu da söyleyeyim. Sims'te bir şehir kurma oyunu arkadaşlar. Böyle alanlara, daha büyük bir alandan küçük bir alanı geçtim ben. Buralara şehir kuruyorsunuz. İşte e, yaşanacak yer, alışveriş yapılacak yer ve insanların çalışabileceği yer. Zaten üç tane temel alan var. Yaşama, e, çalışma ve para harcama diyeyim alanlar var. Bunları kuruyorsunuz. Bunları dengeli bir şekilde kurmanız önemli. Ben çok denge sağlayamıyorum her zaman. E, dengeyi sağladıktan sonra ekonominiz büyüyor. İşte bir sürü şeyler yapıyorsunuz. Örneğin, e, örneğin... Menüyü bile unutmuşum ya. İşte okullar kurabiliyorsunuz. Küçük bir okuldan başlayarak üniversiteye kadar gidiyorsunuz. Buraya yeni bir şey gelmiş mi? Community kalıcı var. Bu neymiş? Üniversiteye kadar gidebiliyorsunuz. Öte yandan ee, şu değil, bu da değil, bu da değil, bu. Kasino kurabiliyorsunuz şehre. E, turistik bölgeler kurabiliyorsunuz. Kültürel bölgeler kurabiliyorsunuz. Trade yapabiliyorsunuz. Yani ticarete yönelebiliyorsunuz. Ayrıca ee, yeni gelen şeyler var. Bunlardan biri Mega Towers, ee, bu City City of Tomorrow eklentisiyle geldi. Ee, o eklentiyle beraber, örneğin e, şimdi alan küçük ya, diklemesine büyük kuleler yaparak birçok şeyi o kulede toplayabiliyorsunuz. Akademi var bunu bilmiyorum. Ee, bu da muhtemelen yine company dediği şirket e, insanların çalışması yönelik şeylerin olduğu bir yerdir. Neymiş bakayım? Omegako HQ Factory. Evet bunlara dönebiliyormuşuz. Ben şehre geri döneyim. Şimdi gelelim oyunumuza arkadaşlar. Ben önce bir düz yol çizeceğim ama onu da size sorarak zaman kaybetmeyeyim. Yalnız bu orta şu ana yoldan nereye doğru çizsem ya? Bir bakayım şöyle yan şu ortadan bir yol geçsin değil mi? Şuradan bir yol geçsin. Nerede o? Şununla bir ortadan bağlayayım ben orayı öyle düz çekince köprü otomatik mi oluyor? Otomatik oluyor. Şöyle bir yolu açayım ben buraya. Zaten 10.000'i 10 gitti bu yola. Buradan dağıtacağız arkadaşlar. Evet şehir kurma izni alınmış. Güzel. Evet şimdi şu çizgiler, oyunu hiç oynamayanlar için söyleyeyim, daha düzenli şehir kurabilmeniz için bu guide line dedikleri şey çıktı. Yani uygun eşitlikte, uygun eşitlikte aralıklarla size bu hatları çekiyor. Bu hatlardan direkt yol çizerek paraleller oluşturabiliyorsunuz. Yani ben paraleller çizerek şehir yapmayı seviyorum. Çünkü bir tane dairesel bir şehir yapayım dedim, bayağı facia oldu. Rüzgara bak demişsiniz. Hakikaten ona bir bakayım da. Rüzgar niye önemli? Hava kirliliği için önemli. Yalnız her şey unutmuş olabilir mi bir insan ya? Ee, bakalım şuradan. Evet rüzgar şöyle gidiyor. Bu neyi ifade ediyor? Bakın rüzgar şehrin girişine doğru gidiyor. Şimdi ben gidip de hop buraya gelelim. Çok uzaklaşmayayım. Ben buraya fabrika kurarsam şu bölgeye şuralara. Buraya gidip ev kurarsam ne olur? Bu fabrikadan çıkan kirli hava gelir. Buradaki adamlara, insanlara gelir. Ondan sonra da insanlar başlar şikayet etmeye. O efendim burası çok kirli. Hava kirliliği nasıl çözeceksin bunu vesaire vesaire. Bununla uğraşmıyoruz. Rüzgar oraya doğru gidiyor. Tamam. Rüzgar yönüne baktık. Şimdi sizin tavsiyelerinizle devam edeceğim ben. Asfalt sıcak mı soğuk? Asfalt mı dökeceğiz? Güzel. Bu arada şuraya da yeni bir özellik gelmişti. Artı yolları e, hafif yükseltme gelmişti. Suya da bak demişsin. iyi demişsin ya. Bak bunları ben hep unutuyorum. Zaten her e, iki tane şey geçtiği için acayip su var şehirde. Öncelikle tavsiye edinimiz bize e, ha rüzgar burada olduğu için evleri buraya çekeceğim ben tabi. Çizeceğim. Hatta ben marketleri de mi şuraya? Bir dakika ya. Buralar ya bu haritada şöyle bir e, şekilsizlik var. Ben insanları buraya yerleştireyim diyeceğim ama şurası biraz daha büyük olsaydı buraya yapardım evleri. Şuraya da market dizerdim. Mesela adam işe gidip gelirken markete uğrardı falan. Çok düz mantık. Evet. Şimdi gerçi o kadar düz gidiyor ki rüzgar. Şu sağa da başlayabilirim. Ben şuraya bir ev yapmaya başlayayım. Hatta şehri sol, sağlı sollu da bölebilirim ya. Dur bakayım. Önce şuralara bir ev yapalım. Ama bir dakika şu yolu karşıya... Neyse tamam. Sağ ev yaparak başlıyorum ben arkadaşlar. Oraya bir hat çekeyim. Şöyle çift gidiş, çift geliş. Ee, buraları tabii evlerin şeyleri var biliyorsunuz. Hani kalite şeyi var. aşaması var. Sıralaması var. Gidip de böyle düz bir yolun yanına lüks binalar yapamıyorsunuz. Low, medium ve high olarak Bunlar ayrılmış. Ben buraya bir hay e, şey çekeyim. Hay yol çekeyim. Mesela şuradan ben böleyim burayı. Mesela şöyle çekeyim. Burası düz oluyor mu ya? Heh, oluyor tamam. Hemen buraya bir ev kurarak başlayalım. Hatta o yoldan ben bir tane daha yapayım. Nerede o? Şu medium'dan. Şuna göre evet. bol bol kavşak yaptım. Bunların hepsi trafik sorunu olarak bana geri dönecek biliyorsunuz. Şöyle şuraya kadar ev yapalım. Evet hatta şurayı da tamamlayalım. Evet evimizi yaptık. Haritanın alanını genişletemiyorsunuz. Yani ee, bir bölge alıyorsunuz. O bölgeye 16 ayrı şehir kurup onları birbirine bağlayabiliyorsunuz. Şu dışarıdaki yollarla, şu taralı alanın dışındaki yolla ama şu alanı büyütemiyorsunuz. Yani oyunun en büyük problemi o. ne yazık ki. Şu an evler geliyor. Evler geldikçe de şu tamamlanıyor. Evler nerede yalnız? Şuralara kurulmaya başladı. Bakın insanlar da gelmeye başladı. Hemen göstereyim. Bunlar bu arada çok güzel animasyonlar. Onları göstereyim. Bakın şu an bir ev kuruluyor. Arabayla gelmişler. Köşeli yol bağlantının trafik olduğu iddia ediliyordu en son. Valla oyunun en büyük problemi trafikti zaten her zaman. Ya yani ben 4 Temmuz'da oynarken trafik faciaydı. Sonra oyun çok güncellendi. Yani şu an e, ben bıraktığımda belki de 5 ya da 6'daydı versiyon. Şu an 9'u geçmiş olabilir emin değilim. Steam'den bedava değil oyun. E, Taksi bug'ı düzeldi mi demişsiniz? Valla onu bilen biri varsa söylesin hakikaten. Bazen e, şehirde şöyle bir bug vardı. oyun. o kadar çok bug vardı ki çıktığında. orada görevlerimizin ilkini yaptık. Evleri kurduk. Buraya daha ev gelecek. Taksi bug'ı şuydu. Şehir bir anda taksiyle doluyordu. Bu ne verdi bize? Bir şey vermedi. Taksi doluyordu. Yani bütün yollarda sadece taksi vardı. Petrole bak demişsiniz ama ben... Ee, tam petrole de bakayım ya. Bu arada bu e, hava kirliliği falan yok tabi bizde de. Şunları yapacağız. Elektrik, e, su ve kanalizasyon sistemi kuracağız. Kaynaklar neredeydi ya? O kadar unuttum ki oyunu bir dakika ya. Tüt tüt, rüzgara baktık. Ee, zaten bunları daha kullanacak kadar... Nerede ya bu petrol şeyi? Ha. Aa tam da orta alanda ya. Ve bu çok garip oldu ya. Orta alanda petrol var. Hay Allah. Taksi bug'ı devam ediyor mu? Yuh artık ya. Hala mı düzeltmediler bunu? <laughs> bu arada bu kadar ev kurdum ben. Bakın çok güzel bir şey oldu burada. Yerleşim oldu. Şöyle bir bakalım. Ben bu şehri izlemeyi bu arada çok seviyorum. O kadar güzel ki görsellik oyunda. Şimdi bu insanlar geliyor tabi. Bunlar ee, şey. Buraya yerleşiyorlar. Şu an yapacakları hiçbir şey yok şehirde. Mesajlara bakarak ilerlemeye devam ediyorum. Elektrik, su, pislik hallet abi. Tabii önce suyu halledelim hatta. Suyu da şöyle halledeceğim. Ee, su, su haritasını tekrar açayım ben. Bakın su konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Şahane su var şehirde hatta tamamında baya temiz bir su var. Ben onu e, yerleşimi buraya yapacağımı düşünerek tane su kulesi. Bu neymiş? Bu yeni bir şey. Hydro, hydro Pumping Station diye bir şey yapmışlar. Connect to the Highway. Highway'e bağlanan bir şey ve saatte 10 kilo galon su çıkarıyormuş ama ben 6000'de e, şey var. Ben şu küçük su şeyinden başlayayım. Ha bu arada e, her şeyin birbirine yolla bağlanması zorunlu oyunda. Ama böyle yerleşim için ya da insanlar işte iş eee ev, iş, market bunları normal yollarla bağlayabilirsiniz ama gidip de burada su kuyusunu şeyle bağlamayın. Yani bakın şunla nerede o? Bu toprak yolla bağlasanız olur bunu. Ben hatta şöyle yapacağım. Ee, bir dakika şunun paralelini nerede? Şurası. Ha. Ben şöyle bir bağlantı kuracağım. Bu arada bayağı canınızı sıkacak şeyler yapacağımı şimdiden söyleyeyim. Çünkü inanılmaz bir e, kontrol kontrol değil. Simetri e, sorunum var arkadaşlar. O simetri sor sorunu yüzünden çok can can sıkacağım. Şöyle bağlayamıyor muyuz bunu? Tam bir tane daha yakalım. Bu sorun nedeniyle bayağı dert dert olacak yani bu bana şu anda. Ha. Tamam, şimdi burayı düz bağlarım ben. Güzel. Bu simetri hastalığımdan dolayı böyle her şeyi düzgün çekmeye çalışacağım. Siz de bu arada delireceksiniz ama kusura bakmayın ya yani yapacak bir şey yok. Henüz bunun tedavisi var mı bilmiyorum. Ben böyle şehrin tam şu şuraya kadar götürdüm ben hemen suyu oraya koyayım. Oyununuzu ayarlayabiliyorum evet. O... Tamam. Sizin için hızlandıralım bir şeyim. 1700 tamamdır. Önce sorunun hallettik. Bakın hemen zaten baloncuklar çok hızlı oluyor. Duşum çalışmıyor diyen var. Elektriğe ihtiyacım diyen var. Tabii ki elektriği de çözeceğiz. Elektrik olarak rüzgar şeyimiz vardı. Ee, onu da aynı yere kurayım. Elektrik de aynı yerden gelsin. Hatta evet şuraya kurdum. Tamamdır. Elektrik hattının şeyi nasıl görüyorduk ona bakalım power map'e şimdi buradan ee, bu en ucuz ve temiz yöntem arkadaşlar rüzgar Rüzgarla elektrik elde etmek çünkü hava kirliliği yaratmayan bir şey yani burada Kömürle çalışan elektrik santrali var Petrolle çalışan var güneşle çalışan var bunun için biraz gelişmek lazım bir de bu yeni gelmiş galiba nükleer power plant bu var mıydı Ha yoksa bunlar mı evet Yeni şeyler bunlar şu an bunları kullanmak için iznim yok. Bu da sponsorla beraber oyuna eklenen bir şeydi. Elektrikli arabalar için şarj istasyonu. Gördüğünüz gibi Nissan yazıyor. Nissan sponsorluğunda bir olay bu. Ee, Nissan sponsorluğunda bir eklentiydi. Oyuna eklenen ilk şeydi galiba. Şimdi sen ne diyorsun? Bir dakika senden önce. Bu arada çalışan herkes evi var da. Bayağı ev kuruldu hatta. Sen ne demişsin? Şehirde güç yok mu demişsin? Ya nasıl yok? Var. Şimdi kurdum. Bu arada e, tabii bir sürü insanın evi oldu ama iş olanağı yok. Şimdi onları yapacağız tek tek. İşten önce daha doğrusu alışveriş yapacakları yer yok. Şimdi onu şuraya yapacağım. Şöyle ya bunlar aslında çok tehlikeli şeyler ya. Ee, şimdilik şöyle birleştireyim ben. Bunları ayıracağım merak etmeyin. Hatta şu havadan yol çekme olayı varmış. Onu deneyeceğim. Dur bunu ben biraz daha götüreyim ya. Şöyle götüreyim. Şunu da şöyle götüreyim. Şu an şehrin sonunu hazırlıyorum fark ettiyseniz. Çektiğim bu hatlarla. Endüstriye ben hemen rüzgarı zaten gösteriyor gördüğünüz gibi. Şu hatta çekeyim. Tamam bir dakika birkaç şey yaptıktan sonra tekrar size döneyim. Ne diyorsunuz? Rüzgar yetmeyecek ama. Doğru yetmeyecek. Zaten rüzgar yetmeyince şöyle oluyor. Şunu bir kapatalım. Bakın şu. Şu edit ikonuna bastığınız zaman bu birimi e, geliştirebiliyorsunuz. Zaten bu yeni simsinin e, en önemli özelliklerinden biri buydu. En çok parlatılan. Binaları upgrade etme vardı. Bakın şu panel var. Burada boşluklar var. Buraya isterseniz bu tip e, şeylerden, pervanelerden ekleyebiliyorsunuz. Buna da pervan diyorum. Bunun muhtemelen başka bir adı var ve eklediğiniz zaman daha fazla elde ediyorsunuz. Çalışmıyor mu? Çalışıyor ya. Açık değil mi bu? Yok açıktı ya ha. Ah kapattım ya. Neyse şu an orada adamlar çıktı ya dışarı. Santral çalışıyor ya. Çalışıyor arkadaşlar. Yanlışlık kapattırdınız bana güzelim santrali. Ne diyordum ya? Ha o şeylerden ekledikçe siz ee, şehirde elektrik problemi gitgide azalıyor ama bir yerden sonra tabii ki rüzgar yetmiyor. Ee, rüzgar bir yere kadar kaldırabiliyor. Şehir ben bunu kapadım açmadım mı ya? Bak yine kapadım ya of. Şu an e, çalışan birini arıyorlar. Şu an çalışmıyor. Kapattık. Çok güzel olur. Rüzgar gülü demişsiniz. Evet. Rüzgar gülü olabilir. Bu arada uçak geçiyor. Ha Fabrikada kurulmaya başlamış. Bakın hemen güzel bir yer, bina yapılmış. Buraya şey aranıyor, iş. Devam edelim. Sizin vali konağını halka yakın kur demişsiniz. Evet o çok önemli bir şey. Bu arada bayağı sıcak oldu ya. Benim bunu açmam gerekecek. Üstünde oyun tişörtü var sanıyordum yokmuş. Ee, vali konağı dediğiniz şeyi yani e, binamı. O neredeydi ya? Şurada. Bakın şu Town hall dediğimiz şey insanlara yakın kurduğumuz zaman insanlar çok seviniyor. Çünkü e, şehri yöneten kişi yani e, vali. Vali değil mi? <laughs> e, şehre yakın olunca insanlar bayağı seviniyor. Yani, halktan biriymiş gibi düşünüyorlar onu. Ama siz buraya insanları koyup kendinize de böyle adayı ayırırsanız ben buraya yerleşeyim, yanında hiçbir şey koymayayım. üzülüyorlar. Şimdi yeniden sizin yorumlarınıza bakarak devam ediyorum. Rüzgar türbin. Evet türbin ama Türkçesi yok mu onun ya? Türbin mi diyorlar ona? Şimdi burada türbin diyor da. Ama yapmayalım ondan. Onun bir Türkçe adı yok mu ya? Aha biri gitmeye başladı oraya. Evet. Çalışan bulundu arkadaşlar buraya. Bu arada saate bakayım. Saat akşam 6.30'muş oyunda. Mesajlardan devam ediyorum. Site all kur demişsiniz. Onu kuracağım. Eee... Şu şeye bakalım Commercial hala istiyor değil mi halk Ha şu işe gidenleri de Buraya şey yapayım tabi ben Market falan şu araya kurayım Aslında şu aralara dizmem lazımdı bunları ama neyse Ben şöyle Yapayım Şu aralara kuruyorum Burada işe gidip gelirler uğrasınlar diye ama Çok düz mantık bu yani Çok iş yapmaz hemen onları da kurduk Bakalım kanalizasyon kur demişsiniz Nereye? Evet zaten oynuyup sönüyor. Şimdi bu en pis şeylerden biri oyundaki. Ee, bunun e, farklı versiyonları var gördüğünüz gibi temizleme, arıtma te tesisi var. Sonra bu gelmiş galiba. Control net. Bu arada sağ üstünde Control net yazan her şey bu City of Tomorrow'da gelen bir e, içerikleri işaret ediyor benim bildiğim. Çünkü bunlar zaten altındaki e, altıgen şeklindeki petekle de anlayabiliyoruz. Bu çok pis bir şey. Bunu sakın ola ki gidip de şunun yanına falan yapmayın. Hani stine, stine diyorum. Şehrin e, su, hava, elektrik hava niye? Elektrik ve ne bileyim kanalizasyon sistemlerini bir yere toplayayım diye bunu buraya koyarsanız. Bakın buradan su geliyor. Onu göstereyim. Pause neymiş? Buymuş. Heh. Şunu göstereyim. E, bakın şu su haritası. Suyun şehirde dolaşma e, çizgisi bu. Siz buraya kanalizasyonu kurarsanız Aynı yol üstündeki altyapıdan pislik de gidecek o zaman bunların birbirine karışma ihtimali ve şehirdeki suyun kirlenme ihtimali var böyle bir risk almayın onu oraya kurmayın gidin onu şehrin en pis yeri olan yani gelecekte en pis yeri olacak olan fabrikaların ucuna kurun mesela ben buradan hemen bir dönen yol yapacağım aha yaptım iğrenç de bir şey yaptım ama niye böyle oldu? Neyse önemli değil. Tamam bu kadarını kaldırabilir bünyem. Ha bir dakika onu düz yapmam lazım benim. Çünkü o gittikçe büyüyecek arkadaşlar. Böyle bir büyüyecek ki o. Dur sen değil düz. Hı. O çok büyüyecek. Ee, yanında şeyler artacak. Çok yamuk ol. Neyse. Tamam yayında bunlara çok takılmamak lazım. Aa param yok. Ne kadar istiyor? 3500. O zaman biraz şeyi artıralım, Zamanı arttıralım. E, hızlandıralım ve para kazanalım. Havalimanı çok var daha. Türbin Türkçe bir kelime mi ya? Allah Allah. Çok garip geldi bana şu anda. havalimanı çok var. Gerek yok. Ee, bizim line haritalı oynasana. Şimdi ben bu haritayı multiplayer wheel diye açtım. Bu bölümden sonra e, sizi bu şeye dahil edip bölgeye dahil edip sizden destek de alabilirim. Destekten kastım da şu. Mesela ben buraya e, normal şu an bir tema belirlemedim. Direkt yerleştiriyorum insanlara ama bir yerden sonra şehirler arası alışveriş yapabiliriz. Onu söyleyeyim. Suya uzak kur demişsin. Kurdum. Evet sudan bayağı uzak kurdum. Sol taraftaki yolları dikey birleştir. Ben kamerayı değiştirdiğim için o şey oluyor tabi. Aynı yolda olmadı. Evet. Devam edelim. Sevgiler saygılar. Şimdi şuraya ben şeyi kurayım artık. İğrençti bir şey bu ya. İğrenç bu. bu bölgenin zeminini yok eden bir şey bu, bu arada. Şimdi bunu fark edeceksiniz zaten. Hop ne varmış orada infomuz varmış. Yol altından gidiyor diye evet hastalıklara sebep verebiliyor falan filan. Bu zeminde kirliliğe yol açıyor. Şöyle bir şey var. Şu zımbırtının ben göstereyim. Bakın direkt zaten atıyor. Bakın. Sistem şöyle çalışıyor. Bu şehirden aldığı kanalizasyon aldığı pisliği. Bakın makine çalışıyor. Şu an bunu buraya pompalayacak. Çeviren türbin diye çevirmiş. Aha bakın. Milletin ee, affedersiniz. Şeyi burada. <laughs> Dışkısı burada. Bu zamanla şuna sebep oluyor. Eğer değil. Ha. Zemin kirliliğine sebep oluyor. Şu an o kirlilik şehirde yok. Şu gittikçe şehirdeki zemin kirlenecek şu bölgedeki ve burada yani yerleşime hiçbir imkan kalmayacak. Yani yerleştirirseniz şikayetler başlayacak. Bu arada oyundaki mekanlara ben biraz daha bakayım. Liman yap demişsiniz. Liman yapılabilecek bir yerim var. Evet şu an iki tane nehircik geçiyor. Hatta şöyle bakayım nereye gidiyor onlar. Baya denize doğru açılıyor. Buradan nereye gidiyor? Buradan devam ediyor muhtemelen. Olmayan yer ama hayal etmek gerekirse kapalı bir ortamda dolaşıyor olabilir o. Kızıl ırmak ve yeşil ırmak. Burada birleşmişler ama böyle benzetme yapabilirim. Siz, dur senle ilgileneceğim. Tekrar mesajlara dönüyorum. <laughs> Nükleer santralle gerek yok şu anda. Su kaynağı vardı orada. Keşke kurmasaydın. Su kaynağı her yerde var arkadaşlar. Yani şehrin her yeri su. Bakın nerede o? Her yer su yani. Nereye kurayım? Her yer su. Bir şuraya kurabilirim bir tek. Şu bölgede yokmuş aslında. Neyse. Ya yani her yerde su var. Temiz su derken buralar direkt leş olmuş zaten. Yani her yerde su var. O yüzden problem değil oraya kurmam. Biraz yaklaşayım. Üst seviyeleri yapınca kirlik olmuyor. Doğru. Buna şuna geçtiğimiz zaman bunun bir temizleme olayı var. Ee, bu arada gece oldu. Benim market... Mesela buraya ne kurulmuş? Ben bu binaları falan izlemeyi çok seviyorum ya. Yani. Buraya... Buraya henüz bir şey kurulmamış. Şununla geçebiliyor muyuz? Buraya benzinci kurulmuş. Ha yoktan fosil. Bu arada ben e, göndermelerin hepsini araştırmadım ama şehir isimlerinin arasında göndermeler var. Şehir diyorum market, dükkan, İsimlerine gönderme var. Hatta bir tane de oyunun hayranlarının belirlediği bir şey vardı. Dükkan adı vardı. O da açılmamış. Bakın insanlar... Vay! Şurada bir bar var. Adı da bar. Evet insanlar buraya gelip içiyorlar. Burada henüz alınmamış yerler var. Şu benzinciden bayağı ses geliyor yalnız. Şehri göstereyim. Burada gece sesi de bayağı iyiymiş ya. Diğer şehirlere kurulunca bol bol satarım. Hatta işte siz o şehirlere kurulursanız 16 şehir kurulabilen bir yer size satarım. Belediye binası kur. Evet onu yapacağım. <laughs> e, o dediğinizi yapmayacağım. Oralara ağaçlık toprak pisliği çekiyor. Ha, evet evet bunu hatırladım ya ben bunu denemiştim başka bir oyunda. Hatta yaptığım Sim City serisinin son e, ayağında bunu denemiştim. Bu neymiş? Çocuklar için e, bir birim eklenmiş oyuna. Buralar parktı zaten. O şeyi nereden ekliyorduk ya? Buralara park yapmayalım tabii. Biz şu an saat gecenin bilmem kaçı o yüzden biraz hızlandırıyorum. Siz nereye gidiyorsunuz bakayım? Durun bakayım. Ha. İşe ihtiyacı olan biri. Katsareli Residence'dan geliyormuş. Bakalım eve. Burada yaşıyormuş. Burası niye bu kadar hızlı ilerliyor ya? Evet çocuk olduğu için bunlar paldır paldır koşuyor. Neyin sesi gelmiyor? Oyunun sesi gelmiyor size. Tamam. Oyunun sesi şu olabilir. Şu an ne durumda Oyunun sesi? Biraz açtım Oyunun sesini. Şimdi bir e, tekrar şey yapın ona göre arttırabilirim. Tekrar arttırabilirim. Şimdi burada ne varmış bakalım. Town Hall istemiyor musun demiş. E, e, town Hall'u kurarsak fire e, gibi sağlık yani itfaiye, sağlık ve polis gibi birimleri kurabiliyormuş. Tamam kuracağım diyeyim. O sağ üstte eklendi. Plop diyor. Town Hall demiş. Onu ben nereye kurayım? Şuraya kurayım mı? Denize bak. Hemen kendime kıyıda bir yer seçtim. Ha. Şuraya kurayım mı? Kurayım mı şuraya arkadaşlar? Bakın. Ama orada bir şey problemi var. Ee, arazi problemi var. Birim kurmam şu taraftan zorlaşabilir. Ama olsun ya. Buraya kurdum arkadaşlar. Bakın halk halkın yanına yerleştim. Bakın hepsi seviniyor şu anda. Bir de isim vermemiz gerekiyor. Bakın gülücükler nasıl arttı millet nasıl sevindi ben buradayım diye. Şimdi gelelim. Oyunda sese gerek var mı? Ses iyi değil mi? Oyunun sesini biraz da arttırabilirim ya. Şöyle 80 yapayım. Çok ya da az olursa yazın. Bir yavaşlatalım. Şehrin ismi arkadaşlar. Şehre bir isim verelim şimdi. Şehrimize bir isim. Sit alanı orası. <laughs> Arkadaşlar şehre isim arıyorum. Hadi bakalım. Güzel isim tavsiyeleri bekliyorum. Rockall City. Yok benim ismim olmasın ya. Siz Şefik Belediyesi. Oyunun sesi mi yok? Var ya. Nasıl yok? Kamış Ovası. Ha, <laughs> Kamış Ovası olabilir. Kamış Ovası. Var mı başka? Kardeşler City. City of Angels. Bu arada benim dükkan açılıyor arkadaşlar. Burada, bir şeyler oluyor. Roko City. Şefik City. Multip City. Fikirtepe Multiplayer Hatton. Raccoon City Resident. Aa Raccoon City de fena değilmiş. Kamış Ova. Kamış Ovası. Yavuz Mertan. Bakalım hanginiz bastıracak? Kamış Ova Kamış Ovası mı? Kamış Ovası mı? Rokos Modern City. O da fena değil. <laughs> Güzel. Kamışova geliyor bol bol. Armada City. Roko City. E, cebidelik cebi delik o kurulmuyor. Roko City. Kamışova. Roko City. Roko City Multi City. Valla Kamışova'ya baya talep geldi. Şeye çalışıyor mu? Aha vallahi çalışıyor. Türkçe karakter problemimiz yokmuş o oyunda. Kamışova. Geliyor arkadaşlar. Kamış. Ova. Evet, ismi vermek üzereyim. Son Kamışova Rangers. <laughs> Vallahi Kamışova'yı Akkoş ah, City. Bastım be. Kamışova oldu. Zaten değiştirebiliyormuşuz. Tamam. Kamışova. Şu an şehrimizin adı Kamışova arkadaşlar. Zaten hala talep Kamışova ve Kamışovasından geliyor. Şu an gecenin biri. Şöyle bir ay nerede? Ay ışığına doğru. Ya bu tip görüntüleri ben çok seviyorum oyunda ya. Bayılıyorum yani. Bakın. Hatta biraz daha zoom yapayım. İşte benim binam. Daha fazla iş. Tabii daha fazla iş. Halledeceğiz o işi. burada arada Town Hall da editleyebiliyoruz. Şu an Level 1'de editleyemiyoruz. Yanına bina ekleyebiliyoruz. Örneğin Finans Departmanı ekleyebiliyoruz buna. Eee... Bayağı bir şey ekleyebiliyoruz. E, şehrin adı değişiyor bu arada. Bir yerden sonra değiştirebiliriz. Sen ne diyorsun bakayım? Kamışova'da olmaktan dolayı çok e, mutlu bir insan. Çok da ilginç bir tipi var. Divine Intervention. Tabii sen ben bunu dakika. Ha, burada istediği şey şu arkadaşlar. Tap tapınak değil. E, kilise, cami. Ya da modern bir temple istiyormuş. Ben bunu yapacağım. Bu var mıydı ya oyunda? Allah Allah. Evet bir cami buraya dikebiliriz. <laughs> Ama bir şey diyeceğim, oyunda e, halkın dini şeyi var mıydı ya? Church ya da mosque demiş mesela. Allah Allah. Devam edelim. Kredi çek demişsiniz. Evet param bayağı az. Yani bir şeyler dikmek için ee, çekmem gerekiyor. Burada fena evim yoktu. Endüstri ne alemde? Şurada birkaç tane şey diktim. Oraya kaldı. Devam ediyoruz. Kamu şovayı yaptık. Kredi çek yoksa bekleme için para... E, evet doğru. Kredi çekeceğim arkadaşlar. Outlast'ı ben oynamayacağım. Gece oynayacak e, Murat Sönmez. Bu sefer tek başına oynayacak ve daha fazla korkacak. Banka kur. Ayasofya yap. Ayasofya var mıydı ya oyunda? Ayasofya, bir, bir dakika birkaç tane şey vardı ama. Merkez cami. <laughs> Okul lazım. Okul lazım arkadaşlar. Daha fazla iş de lazım. Şimdi ben şuralara da bir marketler kurayım. Nerede o? Heh. Bakın fark ettiyseniz yola birleştirmiyorum. O tamamen benim takıntılarımdan ileri gelen bir şey. Bakın tek tek koyuyorum. Normalde buralara ee, nerede? Kontrole basılı tutarsanız oyunda mesela diyelim buraya ev döşeyeceksiniz komple şuraya. Bakın şöyle durduğumda kontrole basılı tutarsan o hattaki her yere tek tıkla yerleştirebiliyorum evleri. Ve benim gibi ince çalışmayacaksınız böyle takıntılı takıntılı. Basın gitsin yani. Hiç uğraşmayın. Şuraya birkaç tane daha fabrika kurayım ya ben. Şu dönen yolda. da Neyse hiç aklıma yatmadı şimdilik ama. Çok da zorlamayacağım. Şu deniz... Ha deniz kenarı daha varmış. Tamam ben oraya yol yaparım. Şimdi şu yollardan ben... Ben buraya niye çift gidiş çift geliş yaptım ya? Neyse. Ben bu ara yollardan... Şuradan bir ara yol bağlayayım artık. Heh. Neymiş buranın oluru? Şu. Hmm. İğrenç iğrenç şeyler yapıyorum şu anda. Gambling House için e, yolum açıldı arkadaşlar. Bu nedir? Kumarhane. Kumarhane şehri de kurabilirsiniz ama ben kurmayacağım. Şurayı da şeyle döşeyelim. Fabrikayla. Aha. vallahi biraz daha diktim. Şu dön, dönü yani şu kavşak benim canımı sıkacak bir yer ama neyse. Durun bakalım. Şimdi devam ediyoruz. Ne istiyorsunuz? Kredi çek demişsiniz. Çekeyim mi? Hadi çekeyim. Vergi de %9'muş ya. E, bu arada sabit vergi %9. Onu da e, şöyle şey yapayım size. City Hall'da şu an sadece binayı kurduk. Onun upgrade'lerinden biri Finans Departmanı. Eğer onu kurarsak e, bu evlerden, e, dükkanlardan ve endüstriden alacağımız vergiyi ayrı ayrı e, yüzdelendirebiliyoruz. Şu an %9 fena değil. Yani yüksek bir vergi sayılır factory Factory'de içinde e, önüm açılmış. Açın milletin önünü arkadaşlar. Ben geliyorum bu şehri donatacağım şimdi yeni eklentiler olduğu için herkes bunları talep ediyor. cami Onur abi niye yok bilmiyorum belki çok korktu bu haftalık ara vermiş olabilir. <laughs> Onur yok bu gece arkadaşlar. Dört din için bina yapabiliyorsun bu var mıydı ya eskiden ben bunu yapılabildiğini bilmiyordum. Ya hiç yapmamıştım. Striptiz kulübü ihtiyaç tabii. Evet bakalım Kamışoğlu Merkez Camisi kuracağız. Fabrika kurdukça işçi lazım. Evet nüfusla şeyi iyi dengelemek lazım. Yani nüfusla iş olanaklarını iyi dengelemek lazım. Ayasofya 80 bin dolara nerede yapıyoruz onu ya? Turistikte mi vardı o? Nerede o? Elektronik kültür. Onu merak ettiğim için şu an... Aaa buradaymış. House of Worship. Bir kilisemiz var. Bir camimiz var. Maşallah. 4 minareli cami. Modern Temple. <laughs> bu ilginç. Ha bu da iyiymiş ya. Bu arada isimlerde farklılık var mı diye bakıyorum da. Bu arada dinlere eşitlik. Hepsi 200 kişilik kapasitelerle. Orada <laughs> bir ayrıma gidilmemiş. Evet kahve Çim City güzelmiş. Ağaçları kes AVM yap. Yapayım mı arkadaş? Ağaçları kes. Zaten çok ağaç yok ya. Bir şurada ağaç var. Neyse. Devam. Şimdi Elektrik problemimiz yok. Gördüğünüz gibi ihtiyaç 0.5 milyon volt. Benim şu tırt rüzgar türbini ee, şeyim bayağı yapıyor. 4.6 karşılıyor. Suda problem yok. Pisliği de bir şekilde götürüyoruz. Town Hall'da yaptık. <laughs> Şimdi şu zamanı bir hızlandıralım sabah olsun çünkü karanlık biraz ee, iç. Cities Xlarge çıtayı yüksek tutmayı seven oyun demiştiniz. Cities Xlarge'ı ben biraz oynadım. Ama Cities Xlarge beni sarmadı ya. Onda bir problem var. Şu an tanımlayamadım bir problem var. Amca Modern Temple istiyordu. Amca herhangi bir şey istiyor. Eldir... Aha evet ya. Oha nasıl unuttum ha. Bazı binalarda yeteri kadar çalışan yok diyor. Daha fazla... Ee... Peki. Çalışmak için evet, nüfusu arttırabilirim. Şey diyeceğim, parkı yapmayı unuttum hakikaten ya. Parksız ev mi olur? Şu bölgeye bir park yapmam lazım benim. Hatta şu yolu uzatayım artık. Araya park ekim. hakikaten parkı nasıl unuttum ya? Spor parkı yapayım mı? Ya. Ne kadarmış bunların fiyatı? 400. Aa benim param bitti. Tamam kredi çekiyorum. Ee, bir 25.000 çektik arkadaşlar. Geçmiş olsun. Şuraya hemen bir park yapalım. Hatta tenis değil bir basket şey yapayım. Bu arada bu tip parkları kurarken gördüğünüz gibi çevresinde bir halka var. Bu ne kadar bölgeye hitap ettiğini gösteriyor. Noktalar da var gerçi de. Mesela şu bölgeyi kurtarıyor. ve bilmiyorum buradakiler yetişemiyor hakikaten. Gidemiyorum ama ben şuraya evin üstüne kurmayayım. O evi yıkmayayım. Ha. Bir tane basket şeyi kurdum. Bir de doğal e, yeşillik falan lazım. Bakın yine mutlu oldular bak. Hemen sevindiler. Böyle de e, aza kanaat eden bir milletim var. Bu neymiş? Havuzlu park. Daha güzeli var mı bunun? Şu. 800. Oraya bir şey yaptık. Ee, şuraya yapayım bir tane de ya. Town Hall'un yanına yapayım. Bir dakika niye kapattım onu ya? Yani? Bla, bla 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 bla. Park. Durun ya küçükten gidelim. Bunun halkası o kadar götürüyor. Bu, ha bu daha büyük tamam. Ama bir dakika ben şunu sevmiştim yani. Nerede o? Ha. Şöyle yol kenarına değil. Nereye yapsam ya? Karar veremiyorum. Benim böyle kararsızlıklarım vardır. Daha önce e, şey yaptıysanız Sims'i videolarımı izlediyseniz böyle takılır kalırım ben. Neyi nereye koyacağımı bilemem. Bunu da buraya koydum arkadaşlar. Orası da sevinsin. Bu arada yağmur başladı şehirde. Ne yok? Aa duş alabilmiş. Su var artık diyor. umarım bu rüzgar paneli şeyi, rüzgar elektrik santrali kurmam. Valinin yani benim yeşille olan yani yeşil temasına uygun bir ilerleyiş şey yapacağımın takip edeceğimin işaretidir diyor. Yani da, kızıcık cümleyi uzun çevirdim. Parklayab olur mu? Olmaz. Şimdi şu yeni... Aman. Devam ediyorum arkadaşlar. Ee, güvenlik bunun bugün yarın alacağım simsti sarar değil mi sarar arkadaşlar yani yer var şey, yer var dedim çok yer var yani ee, şey için şehir küçük dedim ona bakmayın siz bir şekilde eğleniyorsunuz parkları erken kurarsın evlerin değeri çoğalır doğru dediniz zaten bakın parkı kurduğum gibi bu evler büyüdü direkt büyüdüler yani ee, bakın lüks lüks binalar oluştu yani şu gariban evler Bakın ne hale geldi. Çok da güzel bir ev ya. Göstermeden edemeyeceğim. İki tane de şey var. Ne oluyor ya? Tam, o insanlara çok takılmayın. Aha basket oynuyorlar. Bu nasıl basket maçı ya? Teke tek oynuyorlar. Bir de hakem var. Yani bir çocuk daha geldi onu oynatmıyorlar. Bakın şurada bir çocuk var oynatmıyorlar. Zaten bir tek bu ikisi oynuyor. Bir o basket atıyor, bir o basket atıyor. Hakem ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Dur bakayım. Basket oynuyorum diyor da oynamıyor. Ya da ona pas vermiyorlar evet arkadaşlar. böyle bir şey var. Şimdi devam ediyoruz. Neyi yanlış yaptım? Neyi yanlış yaptım? Onu söyleyin. Bakın buralar gelişiyor hala da buralar küçük küçük kaldı. Ee, devam edelim. Sims'ti ben oynuyordum. 7-8 bölüm çektim sonra kaldı. Bir tane de e, rehber hazırlamıştım. İnşallah devam edeceğim bir ara. Ağaçları katlettin abi. Ne yeşil demiş. Bakalım. Devam edelim. Uğur yüksek oldu. Doğru söylüyorsun. O yolu ben bir türlü açamadım yani. O kadar kararsız kaldım ki. Şimdi Şunun upgrade'leri varsa onları göstereceğim Daha yok. Peki. Şimdi bu şehirde e, bunun istediği şey ya bin dolar bin dolar dediğim şeyi veriyor ama bunların fiyatını aa bedavaymış bunlar. Ben bunu dem demin bakmamıştım ya. O zaman buraya bir cami yapalım arkadaşlar. Değil mi? Cami de büyükmüş ya. Maşallah. Şeyin yanına yapayım mı? Basket sahasının yanına. Sonra şikayetler artsın. Cami de şöyle tam da göbeği arkadaşlar. Şu evleri yıkmadan. Aha diktim. Cami diktim arkadaşlar. Bakın buradan be... insanlar sevindi ya. Sevin sevin. Aa bu arada hemen çok özür dilerim bunu yapmam gerekiyor. Müziği bir miktar daha kısacağım. Müzik biraz problem arkadaşlar bu oyunda. Başımıza bela olmasın müzik. O yüzden ben şehre yakın durayım. Cami de camiymiş ha. Bakalım. Çok lüks bir kapısı var. Ee, sabah 6-8 arası. Akşamda 8-10 arası çalışıyormuş. Bu nasıl cami ya? İki vakit namaz kılınan cami buldum arkadaşlar. <laughs> sabah namazı var. Bir de yatsı namazı var. Arası yok yani. 200 kişilikte yer varmış. Yarın da aynı saatte. Günde iki vakit namaz kılınan cami yapmışlar. Hemen buradan elektronik artsa mail atıyoruz. Diyoruz ki böyle olmaz. Günde 5 kere çalışacak. Ezan okunuyor mu? Saat kaç şu an? 68 Ah biraz erken yapsak camiyi belki sesini yakalayabilirdik. Camiyi gösterir misin? Alın cami arkadaşlar. Bakın çok güzel iki tane havuzu var. Biraz da yeşillik koymuşlar. Sen imam mısın? Fabian Moran. Bu da imamımız herhalde. Orada takılıyor. 4 tane minareli, ilginç bir hatta 3 bir büyük kubbesi var, bir de küçük kubbesi olan bir şey. Şu an çalışıyor diyor. E, akşam unutmazsak camiye gelelim arkadaşlar. Parkların parka evlerin arasında kur demişsin. Doğru demişsin. Ama zaten ben buraya park koydum ya. Buradan ellere devam edeceğim. Hatta devam edeyim biraz ya. Böyle boş boş durmayayım. Şehre dönelim ev. Şöyle ev koymaya devam edeyim. Oraya yalnız ben şey koydum da orada ev olmaz yani. Şuraya ev sığmaz. Ne istiyorsun? Ah ne yaptım ya. Bir arkadaş halledeceğim. Şunu bir kapatalım. Sorun ne? İşçiye ihtiyaç var. İşçiye ihtiyaç varsa ev yapacağız. Biraz hızlanalım. Şu hattı genişleteyim ben hatta ya durun, şu yolu uzatayım. Şu kadar uzatayım hatta. Şurayı da biraz götüreyim ve azıcık ev düşeyim. Hazır elim değmişken de plaza. Şuraya basic bir park yapayım. Çocuk parkları ile bir anda hızlandırdım işi. Tamamdır. Azıcık nüfus oldu. Devam ediyoruz. Müslüman uyuma. Şadırvan nerede? Bilmiyorum. Nerede? Alın bakın. Nerede? İmama bak. Arjantinli format <laughs> arkası çıktı. Aa bir dakika orada biri daha var. İçeri girdi adam ya. Cami adam girdi. Bu neymiş? 10 numara uyumuş. İndi... Evet. Arkadaşlar oyunu e, orijinde 30 euro fiyatı yarı yemiş ama Türkiye'de de satın alabileceğiniz yerler var daha ucuza. Sonra da apartman olur. E, yolları bağlı diyorsunuz. Yolları bağla derken şey diyorsunuz değil mi? Şunları uçtan bağlayın. Ben ba bağlayayım onları ya. Küçük yolda bağlayayım ama. Hadi küçük yolda bağlamayım. Ben böyle yolları bağlamıyorum. Sonra bunlar şey oluyor. E, bu niye böyle çirkin bir yol oldu burada ya? Ha bu bunun yolu. Bir dakika bunu o zaman şöyle yapacağız. Gel. Çok çirkin oluyor yalnız. Bir dakika. Bakın size dünyanın en çirkin yolunu yapacağım şu anda. Bak, Bakın bakın bakın. bakın. Dünyanın en çirkin yolu demiştin değil mi? Daha bitmedi bakın. Hı. Ya Allah aşkına böyle yol olur mu? Bu nedir ya? <laughs> bu, bu, nedir? Böyle mi olur. Yalnız şu şeyi e, mahvettim galiba ya. Bunun yanına ek çıkabileceğim bilmiyorum. Pompasını karşıya alırız olmadı. şeyi çok düz yollu oldu. Alın size düz yol arkadaşlar. Böyle bir yol var mı yani. Sönmüş balon gibi oldu. <laughs> Yarış pisti gibi oldu hakikaten. Bakalım oradan nasıl geçiyorlar. Hızlandıralım şuradan. Hop. Bakın virajı iyi alıyorlar. Tamam. Devam. Hava limanı varsa hava limanı Hava limanına şu an gerek yok ya. Bu haritanın daha yarısı bunun devamı nasıl olacak acaba? Evet yarısı böyle şekilsizse bunun devamı nasıl olacak arkadaşlar? Ben bu yolları bir... Ha bak bu ikisini bağlık bunu bağlamadık. Neyse orada cami var. Cami saatine daha var. Biraz hızlandırdım. İstanbul mu orası? Valla İstanbul'a gidiyor. Bakın ne güzel dönüyorlar ya. Çalışıyor yani. Problem yok. Metrobüs virajı evet. <laughs> Driftlik yapsaydın. İstanbul Park'a rakip. Hakikaten onun böyle iğrenç bir virajı vardı ya. İstanbul Park'ın. <laughs> Belediyecilikte çığır açtım. vallahi sizin desteğinizle devam edin. Devam edin arkadaşlar. Ee, burası çalışıyor. Bak şu Omega koya sürekli talep var. Kamushova looks like the perfect city to sell Omega. Omega satışı için Kamushova şahane bir şehir diyor. Ee, seni de alayım da bunları unutmam sonra. Şimdi sem 36 bin ya yuh. Bunu sonra sor bana. Şu an onunla uğraşmayayım ben. Nükleer santral kurmayayım ya. Akşam 8'de görüşürüz millet. Şeyden değil mi? Nerede o? Cami 8 on arası çalışıyor ya o yüzden 8 dedin. Anladım ben seni. Çekiliş yok arkadaşlar. Seçimlerde yol yaptık dersin. Vallahi derim. <laughs> Hakikaten oraya bir benzinci. Ya cami. Ne oldu? Evet. Ee, paper'da daha gazetede söylediğine göre işsizlik bayağı azalmış. Evet, i̇şsizlik azalır tabii. Zaten işçiye ihtiyaç vardı. Onu hallettik. Orada bakın şu kamyonlar. Bir tanesini takip edemedim. Gelen var mı? Hop. Bakın şehirden ayrılıyor. Dışarıdan gelmiş. Buraya insan taşıyor. Bunlar. Bu arada bayağı ev oldu ya. Ben bunu bir şekilde bağlayabilir miyim? Bir onu deneyeceğim. Yine çirkin yoluma devam ediyorum. Şöyle çık. Hah. Şimdi bak. <laughs> Seni şöyle bağlayayım mı? Bak. Yok olmaz o. Bir dakika. Bak, i̇ğrenç yol yapma aa, tekniklerinde. Şu an çığır açmaya devam ediyorum. Aha. Vallahi. Bağladı mı burayı? Dünyanın en saçma bağlantısını yaptım şu anda. Çok tuhaf bir şey oldu. <laughs> kavşak ekledim oraya. Ama zaten düz kesseydim iki tane kavşak olacaktı. Şimdi bir tane kavşak oldu. Yani şuradan düz bir elimle göstermeyeyim tabi. Şöyle düz bir yol çekseydim dur 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 olacaktı. Şu an dönüyorlar bir tane yerde duruyorlar. Aa evet ya çok daldım ha. Cami mami yaptık ama polis yok şehirde. Hemen crime map'e bakalım. Crime var mı şehirde? Yok tertemiz şehir. Suç ne olacak? Şurada bir eee Aa! Arkadaşlar tam biraz hızlanıyoruz. Şöyle hızla, e, hızlanıyoruz. Çöp. Bir miktar çöp birikmeye başlamış şurada. Low diyor gerçi. Bu insanlarda da yavaş yavaş çöp birikecek o yüzden çöp. Çöp evi yapmam lazım. Ay bu da çok iğrenç bir şeydi. Şimdi hatırladım ya. Bunu nereye yapacağız? Ortadaki adaya ne zaman ayak basacaksın? E, orası henüz ayak basılmamış bir adam polis istasyonu hastane yap. Onları da yapacağım. Şu çöpü halledeyim önce. Şu datayı kaldıralım. Şimdi buradan bir yolda çıkarırsam ben. <laughs> Çıkardım. Çıkaramadım. Şu çöpü nereye koyayım ya? Fabrika yakıp çöp... Ay ya. Buraya. Durun çöpü daha da ileriye taşıyacağım ben. Hatta ben zaten bu sol tarafı şey yapıyorum madem. Şöyle yapayım bakın. Şuradan şu yolu açamıyoruz. 2 şart. Tamam. Senden düz çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. O zaman tamam. Şöyle yapacağız. Oradan azıcık düz götüreceğim. Ve çöpçüğü oraya dikeceğim. Evet, fabrikanın dibine çöp şeyi diktik. Bunu geliştirebiliyoruz nasıl? Çok fazla çöp toplayınca bu alanı geliştirmek gerekiyor. Çünkü çok fazla çöp oluyor. Buraya eklenecek şeyler arkadaşlar. Eğer çok fazla çöp birikirse onu toplamak daha zor olduğu için 8'e kadar, 8 toplam 8'e kadar kamyon ekleyebiliyorsunuz. Bunları boşaltmak için alan ekleyebiliyorsunuz. Bunu çok kötü yer yaptım bu arada ya. Neyse. Sonra bunu e, geri dönüşüme de katabiliyorsunuz. Hatta bu varmış 25.000. Durun daha o kadar param yok. Bir tane okul yap demişsiniz. Hakikaten bir de okul zamanı geldi. Çok da dağılmayayım ama. Commercial business is not getting enough shoppers. Evet şu anda da nüfus arttı. Dükkanlar azalıyor. E, şey azaldı. Nedir onun adı? Nüfus arttı ama buralara yeteri kadar insan gitmiyormuş. Daha fazla insan lazım. Baya da nüfus yaptım ben buraya. Devam edeyim mi? Şöyle. Şuraya bir de park dikeyim. Formal park. Bu değil. Nature. Orada park varmış. Şuraya bir park dikeyim. Tam caminin karşısına. Arabalar kaza, yol çok kötü. Cami var, günah olmaz. Sol anahtarı yapsaymışsın. Kalifo. Ha, hakikaten ha. Çöplüğü koyduk. Çöpten elektrik üret. Oyunla ilgili burada artık bir şey yönetmiyoruz mu? O ne demek ya? Artık kişi yönetmiyoruz mu? Kumar a, adaya kumarhane fena fikir değil ha. Kıbrıs yapacağım adayı. Aha buldum. Burası Kıbrıs mı olacak benim. Kumarhane diyeceğim buraya. Bak o iyi fikirmiş ha. Turist gelir ha. Yavru adam olacak burası benim. Ne vardı eski Sims'lerde ondan değil bu başka. Bu Sims değil arkadaşlar bu Sims'ti. <laughs> Ama bunlar da Sim. Sims'ten karakter de alabiliyorduk. Bakın bu ne yapıyormuş? Uyudu gitti. Oo maç kalabalıklaştı bakın. Pas diyorlar. beşe 5, 5. Sen nereden nereye gidiyorsun? Bu arada, bu arada, tabii böyle sizle e, konuşurken falan birçok şey unutuyorum. Mesela bu adam evden çıkmış garibim, alışverişe gidecek. Ama nasıl gidecek? Şu yolu yürüyor adam. Böyle rezillik olmaz. Nasıl para kazanıyorsun? E, vergiden kazanıyoruz bir. Borç alabiliyoruz iki. Ben biraz zaman hızlandırayım bu arada. Çok yavaş ilerliyor çünkü oyun. Polis merkezi yap, yavaş yavaş crime çoğalacak. Polis merkezi yaptık, halk çok fazla dükkan istiyor senden. Dükkan da istiyor, şey de istiyor. <laughs> Bakalım şuradan verileri. tam Endüstride problem yok. Bu ne? Göre. Some crazy guy that calls himself Dr. Wu. Aha, Dr. Wu şey geldi yine. Kendisini Dr. Wu olarak ee, tanıtan bir grup şehir için tehlike oluşturuyor falan diyor Maxis Man şehri kuya kurar kuya kurar, kurarsak da e, onun buna çözüm olacağını söylüyor. Bunu alalım biz Maxis Man arkadaşlar, şehrin süper kahramanı bir olay olduğu zaman polis zaten düşüyor ama bir de Maxis Man var onun böyle kendi şatosu şato, binası, evi var böyle aracıyla falan suçlara namazı kaçırmayalım suçlara müdahale edebiliyor. Siz de direkt onu bir göreve yönlendirebiliyorsunuz. Petrol aman oyundan çıktım yani. Ha. Sizde var da oyun. Polis merkezi yap demişsin. Tamam onu yapacağız. Yollar Dubai'deki adaya benzedi. Aa evet biraz o palmiyeye benzedi bu. Dümdüz olmadı ya. Böyle bazı ellerin arasına bu yolları dik kessen falan. Yok ben şeyden kaçtım. Kavşaktan kaçtım. Caminin yanına yap. Neyi caminin yanına yapayım? Sims değil Sims abi. Bu gidişle batır. Yo para kazanıyorum. Bakın saatte 1800 kazanıyorum. Bayağı iyi şu an şehrin durumu. Ortaya havalimanı. O da ilginç bir fikir. O da nerede vardı ya? Ee, bir, bir ülkede de o vardı. Hindistan değil de. Hindistan ne alaka zaten. Ben çünkü bir dönem bir oyun sipariş etmiştim. Ülkeden bana gelmeden önce bir adaya gitmişti. O adadan kalkıyormuş uçaklar. Otobüs... Tam, e, tamam. O demin bahsettiğim şeye geri döneyim. Otobüs lazım bu şehre. E, bu neymiş ya? Streetcar'lar var. E, Streetcar dediği şey bizim... Aslında tramvay ya bu. Metrobüse de vereceğim. Keşke metrobüs olsaydı. Bas. Bakalım. Park and Ride de güzel. Bir otobüs şeyi kuralım. E, onu nereye kuralım? Şimdi e, şuna bir yer bulmak lazım ki arkadaşlar bu insanlar arabayı buraya park etsin sonra da otobüse binip gitsin. Şatıl ee, shuttle busların yanına. Onu bir neyse ben onu nereye kurayım? Nereye kurayım? Şuradan birkaç ev götüreyim mi? 20 bin ama bu da ya. Bütün parayı buna mı basacağım ben şimdi? Basıyorum. Vallahi basıyorum. Bas. Tım be. Biraz ev götürdük ama olsun. Yeteri kadar bas stop yoktu. Tamam onları yapalım. Şimdi bunları düzgün aralıklarla dikmek lazım arkadaşlar. Halkın olduğu yerleri mesela şuradan bir. Şuradan iki. Üç. Dört. Beş. Bir de şuralara dikelim. Tam şu merkeze bir tane dikiyorum. Bir de işe gidenler için bir otobüs durağı. Bu arada yolların ters yanına koy, yönüne koydum ya. Neyse, onlar yolu bulur arkadaşlar. Cemaat yap, tarikat kur. Ya bu arada ben namazı kaçırdım ya. Neyse sabah namazına gideriz. Ee, senin dışında başka gelişen şehirler mi? Koldur falan, Çanakkale. Daha otobüs yok, haval havalimanına gerek yok ya. Namaz kaçtı yalnız arkadaşlar. Onu kaçırdık. Namaz kaçtı vallahi. <laughs> Şöyle park and ride değil, e, park and ride değil ya. Bir dakika onun adı neydi? Park and ride evet. <laughs> Bu tabi şeye göre de değişiyor yani e, halkın otobüse binecek insan var, binmeyecek insan var. Muhtemelen şuradaki insanlar otobüse binmez. Belki şunlar. Ya da daha eee hay seviyeye ulaşırsam devam ediyoruz. Bu arada şu önemli. E, burayı da modifiye edebiliyorsunuz. Şu an mesela bir tane otobüs var. Ben buraya otobüs ekleyeyim. Param yok. Param bitti. Bakayım. Bir otobüs kaç para? 7000 benim. tam birazdan gelir. zamanı zandırayım gece yarısı. 6'daki namazı kaçırmayacağım. Cami var mı? Cami burada. Dın 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 GTA'da ufu bulun. Evet siz GTA şeyini yaparken ben bu arada şehir biraz toparlayayım. Şuraya ben biraz daha ev... Bu tarafa ev yapacağız. Ona şeyim yok. Devam edelim. Bu ne istiyordu bu arada? 2500 e, nüfus olacak. Maxis'in evini kuracağız. Sonra da onu bir görevi göndereceğiz ki 5000 dolar alacağız. Dolar diyorum ben bu oyundaki paraya. Onu yapacağız. O görev... Bu arada görevi reddetme mi varmış ya? Bu var mıydı? Neyse. Okul. Bu arada bayağı terledim ben. <laughs> Kilise, sinagog, cami yap yan yana. Şimdi cemaatleri karşı karşıya getirmeyelim, ben onları dağıtırım. Aha sabah olmak üzere camiyi kaçırmayacağım bu sefer. Onu bir göstereyim hatta size. Görmeyenler için camimiz bu. Sen ne diyorsun? <laughs> <laughs> Akademik Attraction. Peki. O işi de gireriz. 5 tane e, high welt house yapacağız e, ve 10 tane çalışan. Orada gitgide soyunuyorum sıcaktan. <laughs> Aha namaza bakalım geliyor mu insanlar? Nerede cemaat? Vallahi geldi. Ama ezan okunmuyormuş. Öyle bir ses yokmuş. İnsanlar geliyor. Bir kişi gelmiş sabah namazını. 14 kişi de akşama gelmiş. Çok ilginç. O kadar bir nüfusumuz yok demek. Şimdi gelelim şu orta yola. Şu yolu ben bağlayayım arkadaşlar. Yavaş yavaş adaya geçeceğim. Benim 3 attım da ha. Hatta şunu şöyle şu an çekemiyorum. O kadar param yok. Ha bu arada otobüs bekleyecektim ben ya. Dur onu unut. Şu otobüse ekleyeyim ben. Hop. Tamamdır. Biraz daha para gelince şu karşıya geçeceğim. Camiye mahiye yapalım. Caminin yanındaki boşluktan yol yap arka caddeye. Niye? Ha, şurası boş. Ama kavşak olur ya yapmayayım. Zaten orada niyeyse bir kavşak olmuş. Ben oraya ev yapayım ya. Ev alanı varmış zaten. Ev kendi gelir. Başka ne istiyorsunuz? Şehri ne yapalım başka? Ayakkabıyla giriyorlar camiye. Vallahi giriyorlar. Oha baya kalabalık oldu burası. Birikti halk. Bunlar nasıl değişik bir tip. İnsan yapmışlar. Bunlar ne ya? Parası varmış camiye geliyormuş. Oo. bayağı kalabalık oldu ya burası. Bunlar turist mi abi? Ne yapıyorsunuz burada? Fotoğraflar falan çekiliyor. <laughs> Bunlar bayağı turistik düşünmüşler. Sen ne yapıyorsun? Peki. <laughs> Cami hakkıyla girmiyorlar ya öyle demeyin. Kumarhane yapacağım ya. Şurayı bağlayayım artık. Bu arada şu gereği bitirdik arkadaşlar. Günde... Aha o da tamam. Günde 8, 80 kişi gelsin istiyordu. Geldi. Hatta 100 kişi oldu. Bir achievement mı açıldı? Basalım. Evet. Bu arada açılmamış achievementlarım var. Gördüğünüz gibi. O işi hallettik. Şimdi şu yolu karşıya bağlayalım. Hadi. Aha bağladım. Kalan paramla karşıya yol açtım yani. Çok da dandik bir şey oldu. Ben bu şeyi merak etmiştim Yani Nerede o? Reis. Evet. Şunu şurada deneyeyim. Şu yol, e, yüksek yolu yapma olayı vardı. Onu şurada deneyeceğim. Denemeyeceğim, vazgeçtim zaten param yok. Bu arada gelirim azaldı gördüğünüz gibi. Çünkü şehre servis ekledikçe siz giderler artıyor. Hızlandıralım. Bu neymiş? Dur. Ha. İşte çöp kamyonumuz arkadaşlar. Bakın çöpleri toplaya toplaya gidiyor. İman City. Gördüğünüz gibi çöp kamyonumuz çalışıyor. Otobüs servisinde bir problem var mı? Ona bakalım. Yo o da gayet çalışıyor. Üçüncü köprüye kadar gideyim. Peki gideriz. <laughs> Şimdi bu ortaya kasino yapalım mı hakikaten? Ee, önce fiyata bakayım. Nerede o? 15.000 istiyor. Şu an bütün e, gereksinimleri karşılıyorum. Bu arada tarikan toplandı demişsiniz. Ha, bakın daha servislere daha geçmedim ben yani. Winnie de Clinic yani klinik istiyorlar. Yapalım. Yapalım. Önce ona ihtiyaçlar ya. Şeye gerek yok henüz. Evet gördüğünüz gibi şikayet var, hastalık var şehirde. Bakın burada hasta bir insan var şu anda. Ve bunun eee kliniğe ihtiyacı var. Klinik 20 bin. Bir kredi daha çekeceğim. Bunları zamanla öderiz. Kliniği de nereye yapalım? bayağı bir insan hasta olmuş ya. Ee, şu, şuraya dikeyim ben bunu ya. Birkaç tane güzel evi dökeceğim ama. Aha yaptım. Klinik yaptık. Şu görevi tamamlamış olduk. Okul yapmadın mı abi? Yapmadım. Daha okula geçmedim. Daha önce